Yeni bir Fez bir Pride videosuyla tekrar beraberiz. Bugünkü hikayemiz birinci kitaptan To Be Beautiful hikayesi. Bu gerçekten favori hikayelerimden birisidir ayrıca. Beğeneceğinizden oldukça eminim. Başlamadan önce sizlere açıklamam gereken bazı önemli şeyler var. Bizim bir Discord sunucumuz var. Sunucumuz da bizimle sohbet edebilir, kaliteli ve keyifli zamanlar geçirebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Ayrıca tamamen FNAF'a özel bir kategorimiz de bulunmakta. FNAF sohbetlerinizi burada edebilir ve teorilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve daha saymadığım onlarca imkanı sunucumuzda bulabilirsiniz. Discord'umuza katılmak için açıklamalarda bulunan Discord linkine ulaşabilirsiniz. Gelin ve ailemize katılın. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var dostlar. Beni desteklemek ve bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Gerekli açıklamaları yaptığımıza göre daha fazla vaktinizi çalmadan başlayalım. Düz ve kilolu. Bunlar Sarah'ın aynaya baktığında aklına geldiği kelimelerdi. Sarah kendisini oldukça çirkin biri olarak görüyordu. Okulundaki güzel kızları çok kıskanıyordu ve görünüşü yüzünden kendisine hiçbir konuda güvenmiyordu. Sarah'ın okuldan tanıdığı ve aşık olduğu birisi vardı. Fakat onu istemeyeceğini ve hayal bile etmeyeceğini iyi biliyordu. Sarah'ın okula gitmesi için hazırlanması gerekliydi. En büyük düşmanı olan aynaya bakarak makyaj yapmaya başladı. Bugün doğum günü olduğu için annesi az da olsa makyaj yapmasına izin vermişti. Makyajını yaptıktan sonra kıvırcık kahverengi saçlarını taramaya başladı. Sarah odasının duvarlarını dergilerden kestiği modellerin ve pop yıldızlarının fotoğraflarıyla doldurmuştu. Fotoğraflardaki kadınlar gerçekten çok güzeldi ve üzerlerinde Sarah'ın giymeyi bile hayal edemeyeceği kıyafetler vardı. Bazen sabahları hazırlandığı zaman Sarah, duvarlardaki kadınların kendisine hayal kırıklığıyla baktığını hissediyordu. "Gerçekten bunu mu giyiyorsun? Güzel değilsin, hiçbir zaman manken olamayacaksın." dediklerini duyar gibiydi. Ama yine de o kadın fotoğraflarının duvarlarında olmasını seviyordu. En azından aynaya bakıp göremediği güzelliği, duvarlardaki fotoğraflarda görüp mutlu olabiliyordu. Sarah hazırlığını bitirdikten sonra, okula gitmek için dışarı çıkıp okul otobüsüne biner. Tek başına oturuyordu. Telefonunu eline alıp YouTube'dan makyaj videoları izlemeye başladı. Videoları izlerken, "Belki bir sonraki doğum günümde annem daha fazla makyaj yapmama izin verir." diye söylendi içinden. Sarah okula geldiğinde, kitaplarını dolabından aldığı sırada koridorda okulun amigo kızlarını yürürken gördü. Bu kızlar o kadar güzeldi ki herkes işini bırakıp onları izliyordu. Sarah bu kızları büyük bir hayranlıkla izlerken birden "Bu penguenler de ne böyle?" diye bütün dikkatini dağıtan bir ses duyuverir. Bu ses Sarah'ın anaokulundan beri en yakın arkadaşı olan Abby'ye aitti. Abby çok iyi olmayan bir panço ve çiçek desenli bir etek giyiyordu. Sarah buna cevap olarak Abby'ye "Bence mükemmel görünüyorlar" der. Abby kusursuz gibi görünen bir tene ve gözlüklerinin arkasında oldukça çekici görünen ela gözlere sahipti. Dans dersleri aldığı için zarif ve ince bir vücuda sahipti. O gösterişsiz kıyafetlerin altında bile güzelliği çok rahat bir şekilde fark ediliyordu. Fakat Abby hiçbir şekilde güzelliğini umursamıyordu. Sarah'ın ise bir güzelliği yoktu ve bu onun için büyük bir eziyetti. Sarah ve Abby öğle yemeği için okulun kafeteryasına giderler. Bugün cumaydı. Bunun anlamı bugün okulda pizza günüydü. Abby yemek için bir dilim pizza, meyve suyu ve süt almıştı. Bu pizza o kadar da kaliteli bir pizza değildi. Ama yine de kabul edilebilir derecede bir pizzaydı. Ve büyük bir kalori kaynağıydı. Bu yüzden Sarah pizza yerine salata almayı tercih etmişti. Sarah Abby'ye 1 milyon doların olsa ne yapardın diye soru verdi. Daha sonra Abby soruya yanıt olarak, "Sanırım parayı seyahat etmek için kullanırdım. Ailemle birlikte en güzel otellerde kalır ve Eiffel Kulesi'ni görmeye giderdim. En güzel restoran ve kafelere giderdim" dedi. Ve aynı soruyu Sarah'a sordu. Daha sonra Sarah, "İlk önce dişlerimi profesyonelce beyazlattırırdım.
Daha sonra lüks bir salonda saçlarımı kestirip sarıya boyattırırdım. Cilt bakımı yaptırır, en pahalı makyaj malzemelerini alır ve burun estetiği yaptırırdım der. Daha sonra Sarah, okulun güzel kızlarının bulunduğu masaya doğru bakmaya başlar. Büyük bir hayranlıkla onları izliyordu. Bunu fark eden Abby, Sarah'a, "Yine mi bu penguenler? Tamam, penguenler ile ilgili olan şeyler sevimli olabilir. Fakat bu kızların hepsi birbirine benziyor. Sen bir insansın ve olduğun gibi gözükmelisin" der. Ve Sarah, Abby'ye cevap olarak, "Evet, çirkin biri gibi gözükmeliyim yani" der. Abby, elini Sarah'ın omzuna koyarak, "Son birkaç yılda çok değiştin Sarah. Eskiden kitaplar, filmler ve müzikler hakkında konuşurduk. Fakat şimdi bütün konuşmalarımız, görünüşümüz, güzel olabilmenin yolları, kıyafetler, saç modelleri ve makyajlardan ibaret." Duvarlarına güzel modellerin fotoğrafları yerine, tatlı yavru hayvan fotoğraflarını astığın zamanları çok severdim der. Sarah çok sinirlenmişti. "Abby, beni böyle yargılamaya nasıl cüret eder?" diye söylendiği içinden. Yargılanmaktan nefret ediyordu. Sarah ayağa kalktı ve Abby'ye doğru kafeteryadaki diğer insanların da duyacağı şekilde bağırarak, "Evet, değiştim ve büyüdüm. Ama sen hala büyümedin. Ben yetişkinlere yönelik konuları tercih ediyorum. Ama sen hala çizgi filmler hakkında konuşuyor ve çocukça şeyler çiziyorsun" der. Ve hemen sonra kafeteryayı terk eder. Okul bitmişti ve Sarah'ın bir planı vardı. Artık kaybedenler masasında oturmayacaktı ve olabildiğince güzel ve popüler olacaktı. Sarah evine döndü ve babaannesinin doğum günü için verdiği 20 doları ve harçlığından 10 dolar alıp evinden yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesi olan bir güzellik ürünleri mağazasına gitti. Sarah'ın annesi saat 6'da evde oluyordu. Annesi gelmeden işini bitirmesi gerekliydi. Sarah mağazaya girdiğinde sıra sıra dizilmiş güzellik ürünleriyle karşılaştı. Bu mağaza saç fırçaları, taraklar, maşalar, saç kurutma makineleri, ojeler, makyaj malzemeleri ve daha birçok güzellik ürünleriyle doluydu. Sarah direkt olarak saç boyalarının bulunduğu reyona doğru yöneldi. Eline sarı saç boyasını aldı. Gerçekten de sarışın olması için 1 milyon dolara ihtiyacı yoktu. 10 dolara bu sarı saç boyasını alabilir ve sarışın olabilirdi. Boyayı alıp kasaya doğru ilerledi. Satın alacağı sırada kasiyer kadın Sarah'a, "Saçlarının resimdeki gibi görünmesini istiyorsan peroksite ihtiyacın var" dedi. Sarah biraz peroksit alıp tekrar kasaya geldiğinde kasiyer ona, "Annenin saçını boyayacağından haberi var mı tatlım?" diye sordu. Daha sonra Sarah soruya cevap olarak, "Annem bu işleri pek fazla umursamıyor" deyip eve doğru yürümeye başladı. Sarah eve geldiği anda direkt kendisini banyoya kilitledi ve saç boyası kutusunun üzerindeki talimatları okumaya başladı. Talimatlar basit görünüyordu. Sarah boyayla birlikte gelen lastik eldivenleri giydi. Omuzlarına bir havlu sarıp peroksiti saçına uygulamaya başladı. Peroksitin ne kadar süre boyunca saçında kalacağından pek emin değildi. Beklemek için küvetin kenarına oturup telefondan makyaj videoları izlemeye başladı. Aniden kafa derisi kaşınmaya başladı. Ama Sarah bu durumu çok fazla takmayıp makyaj videosu izlemeye devam etti. Daha sonra ise kafasında yanma hissetmeye başladı. Sanki birisi saçına bir kutu yanan kibrit atmış gibi bir histi bu. Sarah telefondan peroksitin saçta ne kadar süre boyunca kalması gerektiğini araştırmaya başladı. Araştırdığında ise çıkan sonuç 30 dakikadan fazla kalmaması gerektiğiydi. Peki o ne kadar süre boyunca beklemişti? Ayağa kalkıp soğuk su ile yanan başını yıkamaya başladı. Daha sonra ise aynaya baktığında saçlarının tıpkı bir yaşlı kadınınki gibi beyazlamış olduğunu gördü. Daha sonra saç boyasını hazırlayıp saçının bütün kısımlarını uygulamaya başladı. 25 dakika sonrası için alarm kurdu ve beklemeye başladı. Telefonundan oyun oynayarak sürenin bitmesini bekledi ve alarm çaldıktan sonra tekrar saçını yıkadı. Saçlarını kuruttuktan sonra kendisini görmek için aynanın karşısına geçti. Aynada gördüğü şey karşısında çığlık atmaya başladı. O kadar yüksek sesle bağırmıştı ki komşusunun köpeği havlamaya başladı. Saçları sarı değil, mide bulandırıcı görünen bir yeşile dönmüştü. Ağlayarak odasına koşup kendisini yatağa attı. Daha sonra annesi yanına geldi ve Sarah'ın yeşile dönen saçlarını fark etti. Daha sonra annesi Sarah'ı saçlarını tekrar eski hale getirmek için kuaföre götürür. Sarah eski kahverengi saçlarına geri kavuşur. Ertesi gün Sarah okula planladığı gibi sarı saçlarla değil, her zamanki gibi kahverengi gösterişsiz saçıyla gitmişti.
Ama yine de kaybedenler masasına oturmamakta kararlıydı. Öğle yemeği için kendisine salata aldıktan sonra Abby'nin masasına oturmak yerine onun yüzüne bile bakmadan masasının önünden geçip yoluna devam etti. Güzellerin masasına doğru gidiyordu. Serah güzellerin bulunduğu masaya oturdu. Birinin kendisine gitmesini söylemesini bekliyordu. Ama kimse onu masadan kovmamıştı. Rahatlamış ve iyice umutlanmıştı. Ama daha sonra kimsenin onu takmadığını ve umursamadığını fark etti. Güzeller Serah'ı görmezden gelerek sohbetlerine devam ediyordu. Serah güzellerin sohbetini dinlemeye başladı. Muhtemelen sohbete katılmaya çalışsa bile kimse onu dinlemeyecekti. Çünkü masadaki herkes Serah'ı görmezden geliyordu. Daha fazla dayanamayan Serah salatasını alıp kafeteryadan çıkmak için kapıya doğru gitmeye başladı. Üzgün bir şekilde ilerlerken uzun boylu bir çocuğa çarptı. Bu Serah'ın aşık olduğu çocuk olan Mason'dı. Ve çarpma anında Serah'ın tepsisindeki salata Mason'ın üstüne dökülmüştü. Serah özür dilemeye başladı ve hızla kafeteryadan ayrıldı. Morali iyice bozulmuştu. Aşık olduğu çocuğun onu böyle fark etmesini istememişti. Üstelik kendisini bu kazadan sonra rezil olmuş gibi hissetti. Okul günü sona erdiğinde Serah eve gitmek için okul otobüsüne binmek yerine yürümeye karar verdi. O yaşanan olay sonrasında otobüse binmek istememişti. Yürürken kendisinin hep yalnız kalacağını düşünmeye başladı. Evine gitmek için bir hurdalığın önünden geçmesi gerekliydi. Bu hurdalık parçalanmış arabalarla doluydu. Daha sonra Serah merakına yenik düşerek hurdalığa bakmaya başlar. Etrafındaki arabalara bakarken bir araba yığınının arasından uzanmış mekanik bir kol görür. Serah meraklanmıştı. Acaba o kol neye aitti? Büyük bir merakla hurdalığa girdi. Serah iyice kola doğru yaklaştı. Onu çekerek çıkarmaya çalıştı. Ama bu kol hurda araba gövdelerinin arasında sıkışmış durumdaydı. Kolun neye bağlı olduğunu öğrenmesi için bu arabalardan kurtulması gerekliydi. Bir metal çubuk bulur ve arabaların arasına sokarak son gücüyle ittirmeye başlar. Serah'ın itmesiyle arabaların dengesi bozuldu ve aşağı düştüler. Artık kolun bağlı olduğu şey görünebiliyordu. Oyuncak bebek gibi bir şeydi bu. Ama Serah buna iyice baktığında oyuncak bebeğin o şeyi tarif etmek için uygun olmadığını fark etti. Bu şey Serah'dan daha uzundu. Kollara ve bacaklara sahipti. Peki bu şey de neydi böyle? Bu bir kukla mıydı yoksa bir robot muydu? Hangisi olursa olsun çok güzel göründüğü ortadaydı. Uzun kirpikli yeşil gözlere, pembe dudaklara ve yanaklarında pembe halkalara sahipti. Yüzü bir palyaçonun yüzü gibi boyalıydı ama bu onu daha güzel gösteriyordu. Kızıl saçları başının üstünde iki örgü şeklinde toplanmıştı. Vücudu harika görünüyordu. İnce belli ve kalçalıydı. Kolları ve bacakları ince, uzun ve zarif duruyordu. Peki bu robot nereden gelmişti? Kimindi? Ve kim bu kadar güzel bir robotu hurdalığa atmıştı? Serah robotu bulunduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Robotu taşıyarak evine götürdü ve odasına koydu. Kirli görünüyordu. Mutfaktan bir bez ve temizleyici alıp tekrar odasına geri döndü. Serah robotu temizlerken robotun arkasında bir açma kapama butonu olduğunu fark etti. Robotun temizliğini bitirdikten sonra robotu aktifleştirmek için açma butonuna bastı. Fakat hiçbir şey olmamıştı. Robot herhangi bir tepki vermiyordu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Daha sonra arkasına döndü. Robot çalışmasa bile çok güzel olduğu için onu odasında tutmaya karar verdi. Daha sonra bir tıkırtı sesi Serah'ın arkasına dönmesine neden oldu. Bu ses robottan geliyordu. Robot titriyordu. Daha sonra robotun titremesi kesildi. Ve Serah tekrar robotun bozuk olduğunu düşündü. Daha sonra robot hareket etmeye başladı. Ve yeşil gözleriyle Serah'a bakarak "Merhaba dostum, ben Eleanor," dedi. Serah, cansız bir nesneyle konuştuğu için biraz aptalca hissederek Eleanor'a "Ben Serah," dedi. Eleanor ise genç kız sesiyle Serah'a "Tanıştığımıza memnun oldum," dedi. Serah, robotun ona karşılık cevap verdiği için şaşırmıştı. Robot Serah'a doğru yürüdü ve "Beni kurtarıp temizlediğin için çok teşekkür ederim. Artık çok daha iyi hissediyorum. Benim için güzel bir şey yaptın. Bu iyiliğin karşılığında senin için ne yapabileceğimi söyle bana Serah," dedi. Serah şaşırmış bir şekilde "Ne demek istedin?" diye sordu Eleanor'a. Eleanor sevimli bir şekilde başını eğerek "Bu iyiliğin karşılığında dileklerini gerçekleştirmek istiyorum Serah," der. Serah emin değildi.
bir robotun kendisinin dileklerini nasıl gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Daha sonra Eleanor, Sarah'ın saçlarını yüzünden uzaklaştırarak "Benden ne istiyorsun Sarah?" diye sordu. Sarah derin bir nefes aldı. Ve duvarlarındaki güzel kadınların resimlerine bakmaya başladı. Daha sonra Sarah utanarak Eleanor'a "Ben güzel olmak istiyorum" dedi. Eleanor ellerini çırparak "Güzel olmak ne kadar da harika bir dilek böyle. Ama bu gerçekten büyük bir dilek. Bu dileği gerçekleştirmem için bana 24 saat vermelisin" dedi. Sarah dileğinin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Sarah ertesi sabah uyandığında Eleanor'u odasının diğer köşesinde cansız ve hareketsiz bir şekilde gördü. "Belki de Eleanor ile yaptığım konuşma bir rüyaydı" diye düşünmeye başladı. Öğleden sonra Sarah okuldan geldiğinde Eleanor Sarah'a doğru yaklaştı ve "Bunu senin için yaptım" diyerek ona bir kolye verdi. Bu gümüş bir kalp kolyeydi ve oldukça güzeldi. Sarah Eleanor'a "Bunu benim için mi yaptın?" diye sordu. Eleanor cevap olarak "Evet, ama bana bir söz vermeni istiyorum. Bu kolyeyi taktıktan sonra hiçbir zaman çıkarmayacaksın. Bunu yapacağına söz veriyor musun?" der. Sarah ise söz vererek Eleanor'a kolyenin çok güzel olduğunu söyleyip teşekkür eder. Eleanor ise Sarah'a "Sen de çok güzel olacaksın. Ama bu çok büyük bir istek olduğu için yavaş yavaş gerçekleşecek. Bu kolyeyi takmaya devam edersen her sabah uyandığında bir önceki günden daha güzel olacaksın" diyerek kolyeyi ona verir. Sarah Eleanor'a teşekkür eder ve kolyeyi takar. Hala güzel olacağına inancı yoktu. Kolyeyi sadece güzel olduğu için takmıştı. Eleanor Sarah'a "Kolye sana çok yakıştı. Şimdi kolyenin çalışabilmesi için sana şarkı söylememe izin vermelisin" dedi. Eleanor Sarah'tan uyuması için yatağına gitmesini istedi. Sarah yatağına yatıp uyumaya başlar. Eleanor yatağın köşesine oturdu ve eliyle Sarah'ın saçlarını okşayarak şarkısını söylemeye başladı. Sarah uyandığında kollarının bir önceki günden daha güzel görüktüğünü fark eder. Gerçekten olmuştu. Eleanor onun dileğini gerçekleştirmişti. Sarah okuldayken okulun güzel kızlarının birinden tırnaklarının nasıl göründüğüne dair iltifatlar aldı. Daha sonra Eleanor Sarah'tan yine uyumasını istedi ve Eleanor tekrar Sarah uyurken şarkı söylemeye başladı. Ertesi gün Sarah tekrar uyandı ve yatağından kalktı. Büyük bir farklılık hissediyordu. Sanki bir önceki günden daha uzun gibiydi. Sarah'ın bu sefer de bacakları çok güzel görünüyordu. Artık Eleanor'a tamamen inanıyordu. Eleanor günler boyunca Sarah'ı değiştirmeye devam etti. Sarah artık bambaşka birine dönüşmüştü. Değişmeyen tek yeri yüzüydü. Sarah Eleanor'dan yüzünü de değiştirmesini istedi. Eleanor onu kendi yüzünü tanıyamayabileceği konusunu uyardı. Ancak Sarah'ın ısrar etmesiyle bunu kabul etti. Ve Sarah tekrar uyumaya başladı. Uyandığında ise tamamen değişmiş mükemmel yüzünü fark etmesi çok uzun sürmemişti. Sarah çirkin olarak gördüğü her şeyden kurtulmuştu. Mükemmele yakın bir vücuda ve görünüşe sahipti artık. Neresinden bakılırsa bakılsın tamamen farklı birisi gibi duruyordu. Güzelliğiyle tam uyuşan kırmızı elbisesini giyip okula gitti. Okuldaki herkesin gözü ondaydı. Okulun güzelleri bile ona büyük ilgi göstermeye başlamıştı. Hatta sevdiği çocuk Mason ile bir randevu bile ayarlayabilmişti. Artık bütün günlerini yeni arkadaşlarıyla geçiriyor ve hayatı gerçekten daha iyi gidiyordu. Fakat bir gün Sarah, Eleanor ile ilgili bir kabus gördükten sonra aniden uyandı. Eleanor Sarah'ı yatağının kenarında oturmuş bir şekilde izliyordu. Sarah, Eleanor'a neden kendisini amaçsızca izlediğini sorar. Eleanor ise cevap olarak, "Seni her gece izliyorum, seni korumak için yapıyorum bunu" der. Sarah ise teşekkür edip uykusuna devam etmeye çalıştı. Ama bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Ertesi gün Sarah okul kafeteryasında güzeller ile birlikte yemek sırasındaydı. Sıra Sarah'a geldiğinde ilerlemeye başlar. Daha sonra aniden dengesini kaybederek yere düşer. İşte o zaman Sarah bedeninde bir tuhaflık hissetmeye başlar. Sanki düşüşü sonsuza kadar sürmüş gibiydi. Arkadaşları onun düşüşünü görünce yüksek sesle gülmeye başladılar. Sarah kendini kaldırmaya çalışıyordu. Ama yapamıyordu. Vücuduna tuhaf bir şeyler oluyordu. Çarpışma ve çınlama sesleri duyuyordu. Garipti. Üstelik bu ses vücudundan geliyordu. Vücudu titriyordu ve hiçbir şekilde hareket ettiremiyordu. Daha sonra arkadaşlarının gülüşlerinin yerine çığlıklar almaya başladı. Sarah onların sesini çok boğuk ve uzaktan geliyormuş gibi duyuyordu. Daha sonra Sarah elini boynuna götürdü. Ve Eleanor'un vermiş olduğu kolyenin orada olmadığını gördü.
tam düştüğü anda kolye boynundan çıkmıştı. Daha sonra kolyeyi yerde buldu. Onu geri almak zorundaydı. Abby ona yardım etmek için yanına geldi. Onu kaldırıp dışarı götürdü. Sarah'ın bedeni yavaşça değişmeye devam ediyordu. Artık belinden aşağısı etten ve kemikten oluşmuyordu. Belinden aşağısı tamamen dişiler, çarklar ve paslı mekanik parçalardan oluşuyordu. Ve gitgide değişmeye devam ediyordu. Bunu fark eden Abby kolyeyi ona verir ve korkarak ondan uzaklaşır. Kolları da değişmeye başlıyordu. Bu yüzden kolyeyi tekrar geri takamadı. Eve gitmesi gerekti. Eklemleri gitgide katılaşıyor ve koşması iyice zorlaşıyordu. Ama eve gitmesi gerekiyordu. Eleanor ona yardım edecek tek kişiydi. Büyük zorluklarla eve döndüğünde Eleanor'a seslenmeye başladı. Sesi de vücudu gibi mekanikleşmeye başlıyordu. Artık konuşmaları anlanamayacak duruma gelmişti. Evin her yerini aradı ama Eleanor'u bulamadı. Bakmadığı tek yer garajdı. Sarah büyük zorluklarla garaja gitmeyi başardı. Eleanor'u aramak için etrafa bakmaya başladı. Üstteki dolabı açtı ve aniden aşağı doğru birkaç tane torba düşüverdi. Torbalar düşmenin etkisiyle açıldı. Daha sonra Sarah gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Torbaların içinde kesilmiş insan kolları, bacakları ve organları vardı. Ve yerler torbadan akan kanlarla ıslanmıştı. Sarah çığlık atmaya başladı. Ama çıkardığı ses bir arabanın frenlerinin gıcırtısından farklı değildi. Artık Sarah bedenini hiçbir şekilde hareket ettiremiyordu. Hemen sonra mekanik robotumsu bir gülüş sesi duydu. Bu Eleanor'du. Eleanor gülerek, "Dileğini gerçekleştirdim Sarah," dedi. Eleanor'un boynunda, Sarah'ın kalp kolyesinin aynısının iki katı büyüklüğünde ve üzerinde buton bulunan bir kolye vardı. Eleanor ve karşılığında diyerek kolyesinin üzerindeki butona bastı. Butona bastıktan sonra titreyip sallanmaya başladı. Daha sonra iyice yumuşayıp değişmeye başladı. Eleanor yavaşça bir insana dönüşüverdi. Ve bu dönüştüğü kişi ise Sarah'ın eski haliydi. Sarah ona baktığında eski halinin o kadar da kötü olmadığını gördü. Abby bu konuda haklıydı. Boş yere endişeleniyordu. Eleanor tamamen Sarah'ın eski haline dönüştükten sonra "Sen de benim dileğimi gerçekleştirdin," diyerek yarım bıraktığı cümlesini tamamladı. Daha sonra Eleanor Sarah'a el sallayarak oradan ayrıldı. Sarah artık hareketlerini kontrol edemiyordu. Paslanmış metal parçalar vücudundan ayrıldı ve tıkırtılar eşiğinde yere düştü. Parçalanıyordu. İğrenç, işe yaramaz bir çöp yığınına dönüşüyordu. Garaj duvarına yaslanmış eski bir aynada kendini gördü. Artık hiçbir şekilde insana benzemiyordu. Paslı, kirli bir ıvır zıvır yığınından başka bir şey değildi. Üzgün hissetti. Ve daha sonra korktuğunu hissetti. Ve sonra hiçbir şey hissedemedi. Hikayemiz burada bitiyor. Diğer hikayelere göre daha karanlık bir hikayeydi bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki Fazbear Fright hikayemiz, ilk kitabın son hikayesi olan Count the Ways olacak. Beni desteklemek ve bu videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Ayrıca Discord sunucumuza gelmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.